Yusuf Puamen. Her zaman olduğu gibi şimdi sıra geldi Rabbin yaşam sözlerinden kendimize kılavuz olması için, ışık olması için hem zihnimizi hem yüreğimizi aydınlatması ve bize güç olması için o yaşam sözlerini paylaşmaya. Bugün okunan Abelaran Luka bölümünden 17. bölüm. Orada İsa, Hisus öğrencilerine şöyle dedi. İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse de bağışlayın. Günde 7 kez size karşı günah işler ve 7 kez size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rabbe imanımızı artır dediler. Bu yaşam denenmeler dünyasıdır. Tanrı da İsrail halkını Mısır'dan kurtarıp Kızıldeniz'den geçirdikten sonra, Kızıldeniz tekrar hatırlatayım, vaftizin simgesidir onun içinden geçmek. Yani suyun içinden geçmek. Sonra çöle çıktılar, çöl de dünyanın simgesidir. Ama bir vaat edilen diyar var. Bal ve süt akar. O diyar çöle çıktıktan sonra Kızıldeniz'den geçip 11 günlük yaya yürüyerek yoldu. Yani o Tanrı'nın vaat ettiği bal ve süt akan diyara yolculuk yürüyerek 11 gündü. Ama 40 yıl dolaştılar. Sebebini biliyor musunuz? Söylendiler, şikayet ettiler. Birbirleriyle çekiştiler. Bu yüzden. Tanrı bizi buraya öldürmek için mi gönderdi? Bu çölde bir şey yok dediler. Tıpkı bu dünyada da bu sıkıntılar ne hep başımıza gönderiyorsun demekle eşit. Tanrı iki şey için onları çöle çıkardı. Bir, insanın o yokluklar diyarında yani çölde ki dünya yalnız ekmekle yaşamadığını Tanrı'nın sözüyle yaşadığını anlasınlar ve imkansızlar yokluklar içerisinde kendisini yaratan Tanrı'ya sığınsın, gerekli gücü ondan alsın diye. Yani kişiyi kendiyle baş başa bırakır. Sınamak için. Ve onlara öğretmek için ki insan yalnız dünyasal ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın sözüyle yaşadığını öğrensinler ve daima Tanrı'ya sığınsınlar. Biz burada yaşıyoruz bazen dünyada. Ama kendi aklımıza güvenerek, paramıza güvenerek, şöhretimize güvenerek, oturduğumuz koltuğa güvenerek sanıyoruz ki biz yaşıyoruz. Tanrı'ya güvenmeden yaşam olmaz. Ona sığınmadan hayat mutlu olmaz. Bu yüzden bu iki şeyi asla unutmayın. İnsan ancak Tanrı'yla yaşar. Dünyasal ekmekle değil, ruhsal ekmekle. İşte biraz önce onu paylaştınız. Dediniz ki, bize yaşam veren dünyasal ekmek değil, sensin. Senin sözlerin, senin varlığın, senin gücün. Bu dünyada bizim yaşamamıza ve mutlu olmamıza, huzur doymamıza sebep olan şey. Onun için her zaman söylediğim gibi buraya gelmek, sadece bir kiliseyi ziyaret etmek, sadece bir dua etmek anlamı taşımak. Rabbimizle kucaklaşmak, onun o sonsuz gücünü
ruhumuza almak ve ona demek ki sen bizim babamız, sen bizim kurtarıcımız, sen bizim gücümüz, sen bizim şifamızsın. Sensiz bu dünya yaşanmaz demek. Ve sevgililer, işte Rab de diyor ki bu dünyada yaşarken denenmelerle karşı karşıyasınız. Her an, her an, her saniye. İşte pazar günü de denenme günlerinden bir tanesi. Rab çağırıyor, geçen hafta okuduk ya, kimi karısını bahane etti, kimi malını bahane etti, kimi tarlasını, ineğini bahane etti ve dedi ki gelemeyiz o şöleme. Gelmeyebilirsin. Ama bil ki o bahane edenler, Rab'be gelmeyenler bir gün dizlerini dövecekler. Dizlerini dövecekler. Hem de çok kötü bir şekilde. Hani bir mesel anlattım ya, ilk geldiğim seneler hatırlar mısınız? Tekrar arayalım bir daha. Peki. İşitenler bir daha işitmiş olsun ve zihinlerine iyice yerleştirsinler. İşitmeyenler de onları bundan sonra kendilerine prensip edilsinler. Bir yolculukta bir yere gidiyorlar birkaç atlı ve bir karanlık bir yer. Yol alırken bir ses duyuyorlar karanlığın içinden. Atlarınızdan inin, o kıyıdaki deniz kıyısındaki taşlardan alabildiğiniz kadar alın. Tekrar bir ses geliyor. Atlarınızdan inin, o kıyıdaki çakıl taşlarından istediğiniz kadar alın. Sabah olunca çok sevineceksiniz. Ama sonra bazen de çok üzüleceksiniz. Korkuyorlar o heybetli sesi duyunca. İnelim mi, inmeyelim mi? Neyse o kadar korkuyorlar ki atlarından iniyorlar. O kıyıdaki taşlardan korkarak aceleyle alabildikleri kadar cebine dolduruyorlar. Oradan uzaklaşıyorlar. Sabah oluyor. Bir de bakıyorlar ki o topladıkları taşlar, cebine doldurdukları taşlar her biri mücevhere dönüşmüş. Seviniyorlar, zengin olduk, zengin olduk, artık hiçbir sıkıntımız kalmadı. Ama sonradan dizlerini dövdü, tuh diyorlar, keşke daha fazla toplasaydık. İşte biz burada Rabbin yaşam sözlerini veriyoruz. Hayır, onları alıp zihninize, yüreğinize doldurmak için. Çünkü bir gün gelecek, çok sevineceksiniz. Çünkü bu sözler o cennet dediğimiz yerde geçiş biletimiz olacak. Çünkü orada dünyasal hiçbir para, zenginlik, şöhret, başarı geçmiyor. Ama bu topladığınız, yüreğinize koyduğunuz, zihninize kazıdığınız bu sözler sizin vizeniz oluyor cennete girmek için. Zenginliğiniz oluyor. Ama bu şeyleri toplamayanlar kapıda dövenecekler. Tuh, keşke biz de onlar gibi toplasaydık. Pazar günü gidip Rabbimizle birleşseydik. Onunla onun sözlerini yüreğimize koysaydık diyecekler. Ama pişmanlıklar o gün hiçbir şekilde işe yaramayacak. Zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Eğer o zaman zamanında toplamış olsalardı, o akılsız bakireler gibi dışarıda kalmayacaklardı. Akıllı bakireler o kandilliklerini yağla doldurdular sizin. Bu saatleri Rabbimle geçireceğim diye buraya geldiniz. Adımlarınızın her biri yazıldı sizin hayat defterinizde. Çünkü herkesin bir defteri var Rabbin yanında. Koruyucu meleğiniz ne yapıp ne yapmadığınızı oraya yazıyor, kaydediyor. Bir gün o defterler açılacak. Öyle söylüyor kutsal kitap. Bunlar masal değil. Birer defter.
yaptığınızın karşılığını alacaksınız. Onun için Rab diyor, işte tez geliyorum, herkese yaptığına göre karşılığını vereceğim. Bu yüzden denemelerde dikkat etmemiz gerekiyor. Ve diyor ki burada, ama bu tuzakların olması, insanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Bu vaylar, bir de ne mutlular var. Kutsal kitapta bir vaylar var, vay onların haline. Onlara artık kurtuluş yok. Ne mutlularsa çok sevinecek olanlar. O kişi diyor bir kardeşini, birini bir yalanıyla, dolanıyla, bilmem neyle yanlışa yöneltip yanlışı seçmeye sebep oldularsa vay onlarına. Onlar hiç doğmasaydı daha iyiydi. Onlar başına diyor bir değirmen taşı açıp asıp kendini denize atsa daha iyi. Çünkü o ebedi yaşamdaki acılar öylesine kötü ki ebedi bir gazap içinde olacaklar. Yani böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine boynuna bir değirmen taşı geçirip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Onun için diyor yaşantınıza dikkat edin. Nasıl yaşadığımıza dikkat edin. Yalanda mı dolanda mı? Dürüstlükle mi doğrulukla mı yaşıyorsunuz? Yoksa yanlışın peşinden mi gidiyorsunuz? Çünkü eğer yanlışın peşinden gidenler şunu asla unutmasın. O gün dövünseler de çare yok. Kapıyı vursalar da o kapı kapandıktan sonra açılma yok. Tıpkı Nuh'un günlerinde Nuh'la alay eden Tanrı 120 sene o geminin yapılmasında sabretti. Nuh vaaz etti. Kurtuluş gemisini. Bugün de kilise vaaz ediyor. Gelin buraya diyor. Girin bu gemiye. Rabbin huzuruna gelin. Onun sofrasına katılın. Bir gün gelecek. O kapılar kapandığı zaman, o merhamet kapıları kapandığı zaman dışarıda kalacaksınız. Merhamet kapıları size açıkken gelin, girin bu kapıdan. Rabbinizle kucaklaşın, doğruluğu giyinin. Yanlışı bırakın, yalanı bırakın, dolanı bırakın. Nefreti bırakın, sevgiyi giyinin. Merhameti giyinin, adaleti giyinin. O zaman korkmayın. Dünya bütün gücüyle o gemiye saldırdığı zaman o geminin dışında olanların hepsi yok oldu ama o gemide içindekilere hiçbir şey olmadı. Bugün aynı sizin gibi buraya gelip Rabbin gemisinin içine giren insanlar o gün zarar görmeyecekler. Ve tekrar başka bir uyarı var burada. Yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe dese de bağışlayın. Günde 7 kez size karşı günah işler ve 7 kez size gelip tövbe ediyorsa bağışlayın. Bu 7 kelimesi sonsuzdur. Mükemmeldir anlamında. 7 kere 70 sonsuzluklar böyle. Demeyeceksiniz ki sen kaçıncı oluyor bu? Bağışlamıyorum seni demeyeceksiniz. Bu yanlış olur. Ve burada Arakyalıların bir sözü var. Ne dediler biliyor musunuz? İmanımızı artır. Çünkü bu iman meselesi bağışlamak. Çünkü kendimize yapılan bir suçu bağışlamakla canımız yanmışsa affetmekte çok zorlanırız. Ama bize düşen sorumluluk bağışlamaktır sevgiler. Ama öbürünün de hatasını anlayıp tövbe etmesi gerekir.
Bağışlamazsan sen de bağışlanmadığın için bağışlaman gerekiyor. Bu yüzden insanın yaşamda en zorlandığı şey bu. Kendisine yapılan bir haksızlığı, bir suçu bağışlaması. Vaaz etmesi kolay benim gibi bağışlayın demek de iş başa gelince zor oluyor. Çünkü benliğimize dokunuyor o şey. Yani birine affet demek çok kolay. Ama size yapılan bir haksızlığı bağışlamanızda zorlanırsınız. Onun için Arakyalılar dedi ki, yani bu çok zor bir şey, imanımızı artır. Çünkü biz imanda daha mükemmel değiliz Rab. Senin gibi değiliz. Onun için bize güç ver ki biz de kardeşlerimizi bağışlayalım. Onlar da kendi hatalarını görsünler. Ve onlar da kurtulsunlar. Rab, elçiler yani Resuller, öğrenciler imanımızı artırdı. Rab da şöyle dedi. Bir haldar tanesi kadar imanınız olsa şu dut ağacına kökünden sökül denizin içine dikilerseniz o da sözünü dinler. Yani siz de dedi bir hardal tanesi kadar saf imanınız varsa korkmayın. Dağları yerinden oynatırsınız. Ama o imanın, o temiz, kurtaran imanın yüreğimizde yer etmesi gerekiyor. Ve başka bir şey daha var burada. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der. Tersine ona yemeğimi hazırla, kuşağımı bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et, sonra sen yiyip içersin demez mi? Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi? Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız, sadece yapmamız gerekeni yaptık diye. Bazıları övünür ya ben yaptım, ben ettim, şunu ettim. Böyle diyen insanlara Rab bunu söylüyor. Bu senin görevin zaten. Sevmek senin görevin. Doğruyu yapmak senin görevin. Halkına hizmet etmek senin görevin. Ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım diyorsan buraya ters geliyorsun. Yapacaksın tabii. Niye giydin bu elbiseyi? Saltanat sürmek için mi? Hizmet etmek için. Yapmayacaksan giymeyeceksin bu elbiseyi. Hava atmak için değil bu elbise. Yaptığın işi reklam etmek için de değil. Halk görsün onu. Senin sorumluluğun bu. Ne yapman gerektiği zaten kahananın, yepiskoposun, sargavakın, iman eden kişinin ne yapması gerektiğini biliyor. Bunu bunun için yapıyorsun. Ben görev görmüş kahanalık tören yapıyorum diye hava mı atacağım? Bu benim asli görevim. Vay yapmasan bana. Bunu ben yaptım, şunu ben yaptım, onu ben yaptım diye övünüyorsan bir eksikliğin var yüreğinde, yüreğindeki o eksikliği gider. Yaptığım işlerle övünüyorsam ben Rabbin evladı değilim. Bunu söylüyorum. Yapacağım tabii. Size hizmet etmeyip de saltanat mı süreceğim? O zaman bendeki bir eksiklik var demektir. Örneği benim üzerinden veriyorum ki yanlış anlaşılmasın. Onun için yaptıklarınızda övünmeyin. Bunu gösteriş içinde yapmayın. Rab öyle diyor. Gösteriş için yapıyorsan, insanlara yaranmak için yapıyorsan, insanlardan aldın mükafatını, benden bir şey bekleme diyor. Dua ediyorsan, benim için değil, kurtuluşumuz için. Gizli dolan Rab bu duanı görüyor diyor, o karşılığını o verecek onu. Birine yardım ediyorsan, buna bunun için diyor, yardım ediyorum diye diyorum diye diyor, borazan çaldırma, sağ elinin verdiğini sol el bilmesin. Buradaki şeyi gösteriş için yapma. Yoksa sen bileceksin, veren kişi de bilir. O ayrı. Ama bunu gösteriş için yapma. Oruç tuttuğun zaman, dua ettiğin zaman, bu görevimiz bizim.
Buradaki hizmetçiler biziz, onu kastediyor. Ama bir gün bunu yapanlar Rab tarafından ödüllendirilecekler. O zaman sevgililer, buradaki asıl şeylerden bir tanesi, önemli şeylerden bir tanesi, tuzaklar var önümüzde. Ne kendimizi o tuzağa düşürelim, ne de başkalarına tökez olalım. Çünkü en büyük günahlardan bir tanesi bu. Rab uyarıyor ki, sakın olalım ki diyor. Bir kişiyi yanlış yola çekmeyin. Eğer onu yanlışınıza çekerseniz, sizin kendinizi değirmen taşı atıp denize atmanız, ölmeniz daha iyi. Çünkü o günkü ilahi adalette çok kötü cezalandırılacaksınız diyor. İkinci zorlandığım şey, mesela bazıları diyor ki, onun ne yaptığını biliyor musun bana? Asla affetmem. Affetmeyebilirsin ama Tanrı da seni affetmeyecek. Affetmezsen affedilmeyeceksin. Yanlışı ayrı. Ama o kişiyi bağışlarsın ama yanlışını yanlış olarak değerlendirirsin. Yanlışından ders alıp geldiyse, seni affetmiyorum, bana çok kötülük yaptın diyorsan, sen o tuzağa düşmüş olursun. Rabbin sözüne karşı gelmiş olursun. Sana düşen görev bağışlamak. Budur. Üçüncüsü, her ne yapıyorsak, bunu gösteriş için yapmayacağız. Bu bizim görevimiz. Bana düşen görev bu diyeceğim. Sevmeye devam edeceğim. Doğru olmaya devam edeceğim. Hizmet etmeye devam edeceğim. Siz beni kabul ettiğiniz sürece. Hatalarımda varsa her birinizden özür diliyorum. Bağışlayın beni. Affınıza sığınıyorum. Önce Tanrı'nın, sonra sizin. Rabbin inayeti sizinle olsun. Amin.